Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, gazeteci Mehmet Barlas'ı sert sözlerle eleştirdi. Ağbaba, dün tekrar bir yazı yazıyor, 150 kişilik milletvekili listesi hazırlayıp sürgüne gönderebiliriz diyor. Bu açık bir darbe çağrısı, açık bir demokrasiye saldırıdır dedi. Sokağa çıkın, her iki gençten biri iş bulamıyor maalesef. Tabii devletin iki kurumu var, TÜİK ve İşkur, birbirine rakamlar üzerinden girmiş durumda. TÜİK diyor ki işsizlik Eylül ayında 70 bin kişi azaldı. İşkur diyor ki hayır azalmadı, Eylül ayında 156 bin kişi arttı. İkisi de devletin kurumu. Dün açıklandı, tekrar söyleyeyim, TÜİK işsizlik Eylül ayında 70 bin kişi azaldı diyor. Devletin resmi kurumu İşkur ise hayır azalmadı, Eylül ayında 156 bin arttı diyor. TÜİK anket yaparak bu sonuçları açıklıyor. İşkur ise kendine kayıtlı veriyi açıklıyor. TÜİK işsizlik azaldı diyor, İşkur ise arttı diyor. Kayseri'deki vatandaşlarımıza soralım. Şimdi bugün sokağa çıkacağız. İşsizlik arttı mı azalmadı mı hep beraber bakacağız. Son bir ayda çevrenizde, ailenizde işsiz olup iş bulan bir kimse var mı? Siz de çevrenize bakın. Eğer iş bulduysa TÜİK haklı, iş bulmadıysa İşkur haklı. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de birkaç rakam daha dikkatlerinize sunmak istiyorum. Türkiye'de 30 milyon 538 bin 629 kişi günde bir düzenli olarak sofrasına et ve balık ya da tavuk koyamadı. 57 milyon kişi konut masraflarının kendisine yük getirdiğini söylüyor. 40 milyon 936 bin kişi borç ve taksitlerini ödeyemiyor. 30 milyon kişi evini yeteri kadar ıslamadığını söylüyor. Yani Türkiye'deki 30 milyon kişi kışın üşüyor. 47 milyon 486 bin kişi mobilyalarını değiştiremediğini söylüyor. İşten çıkarma yasağından bu yana Türkiye'de tam 632 bin kişi işsiz kalmış durumda. Haziran ayında Türkiye'de sanki ekonomi şaha kalkmış gibi, her şey güllük gülistanlıkmış gibi, pandeminin etkileri bir anda geçmiş gibi işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği kaldırıldı. Ve sonuç, Haziran'dan Ekim ayına kadar toplam 632 bin kişi işten atılmış durumda. Yani işsizlik ordusuna 632 bin kişi tekrar katılmış durumda. Bu demek oluyor ki işten çıkarma yasağının bitmesinden sonraki 4 ayda her ay tam 150 bin kişi işsiz kalmış, ekmeksiz kalmış durumda. Türkiye tabii bir önemli yoksulluğu yaşıyor. Bir taraftan asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını ilk kez görüyoruz. Diğer tarafta 7 milyon 500 bin kişi TÜİK verilerine göre aylık 1192 TL ve altında gelirle yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Neredeyse açlık sınırının 3'te 1 miktarda 1192 TL parayla 7 milyon 500 bin kişi yaşamını sürdürmeye çalışıyor. 3 milyon 274 bin çocuğun yaşadığı evde tek bir çalışan yok. 3 milyon çocuğun yaşadığı evde internet, tam 759 bin çocuğun yaşadığı evde televizyon yok. Hala 3 milyon çocuk bilgisayarın tuşuna dokunabilmiş değil. Son 5 ayda 1 milyon 525 bin kişinin elektriği kesiliyor. Son 5 ayda 674 bin ailenin doğalgazı kesilmiş durumda. 15 ile 29 yaş arasında dikkatinizi çekerim, 5.7 milyon yani 5 milyon 700 bin gencimiz evde ne iş arıyor, ne istihdamdan yararlanabiliyor, ne de eğitimden faydalanabiliyor. Eskiden deyimlerimiz vardı, ev kadını gibi, emekli gibi. Şimdi yeni bir deyimimiz daha oluştu, ev genci. Yani evde eğitimden, çalışmaktan uzak, annesinin babasının cebine, eline bakan 5 milyon 700 bin ev gencimiz oluşmuş durumda. Çok ilginç bir rakam, 844'ü doktora mezunu, toplam 830 bin üniversite mezunumuz maalesef iş bekliyor. Hala
açlık sınırı 3000 TL, yoksulluk sınırı 10.000 TL aşarak ülke tarihine geçti. Asgari ücrette Avrupa'da en düşük asgari ücret veren ülkeyiz. İkinci ülkeyiz Arnavutluk'tan sonra. Asgari toplam çalışan oranın içinde asgari ücretli en fazla çalışan ülke biziz. Normal rakamlar %43, diskarın rakamlarına göre ise %56 ile %57 arasında asgari ücretimiz var. Yani maalesef asgari ücretimiz olağan ücret olmuş durumda. Şimdi ekonomik durum tablo bu. Ülkenin içine girmiş olduğu durum bu. Dolara bakıyorsunuz, her gün artıyor. Dolar arttıkça Türkiye yoksullaşıyor. Dolar arttıkça Kayseriler yoksullaşıyor. İşsizler yoksullaşıyor. Asgari ücretler yoksullaşıyor. Ama zenginleşen birileri var. Onlar da yap, işlet, devlet modeliyle kamu özel işbirliği dedikleri devlet garantili dolar bazında anlaşma imzalayanlar her gün milyonlarca lira, milyarlarca lira para kazanıyor. Köprüler, havalanları, şehir hastanelerinden hala milyonlarca lira dolar attıkça para kazanan insanlar var. Türkiye maalesef bu ekonomik koşulları yaşarken Türkiye yönetilemiyor, adeta savruluyor. Buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Eğer Türkiye'yi seviyorsanız, Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsanız, bekasını düşünüyorsanız, çok sık kullanılan bir şey, derhal erken seçime gidilmesi lazım. Bu ülkenin kaybettiği her gün emekçilerin yoksullaşması, işsizliğin azalması anlamına gelecektir. Seçime gidilmediği her gün bu ülkenin daha da geriye gittiğine hep beraber şahit olacağız. O nedenle derhal erken seçimin yapılması çağrısında bir kez daha buradan bulunuyoruz. Türkiye'yi kurtaracak şey liyakat sahibi insanlardır. Her gün görüyoruz, Türkiye'de birçok örneği var. Her gün yeni vakıflar aracılığıyla devletin çökertildiğini görüyoruz. Devletin malına el konulduğunu görüyoruz. Her gün kamuoyuna yansıyan iddialarla sadece ekonomimizin değil, Türkiye'de ahlakın da kaybolduğunu görüyoruz. O nedenle ülkeyi derhal seçime götürerek liyakat sahibi, devlet deneyimi olan, devlet tecrübesi olan, herkesle konuşabilen, ailesinde şaibeli olmayan bir insanı bu ülkeyi yönetmesi gerekiyor.